Başlıyor meslek. Evet, tabii. Evet. 20 Aralık'taki programla ilişki neler söylemek evet, istersiniz? 20 Aralık'tan önce Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat yılı olarak tespit edilen bu yıl. 20 Aralık tabii konserle anacağız. Yurt içinde, yurt dışında birçok etkinlikler olacaktır mutlaka. Fakat biz geleneksel olarak Konya'da İhtifal ismi verilen 50 küsur yıldır yapılan bu sene 33 veya 34.sine benim katıldığım, yani bir ömür sayılabilir, böyle bir kıdemim var benim orada. 18'inde Konya'dan döneceğim. Yine görevimiz var ihtifalde. 20'sinde de inşallah Bostancı Gösteri Merkezi'nde Hazreti Mevlana merkez konulu tasavvuf konseri yapılacak. Yani bizim için fevkalade değil ama izleyici için fevkaladedir. Biz çünkü sürekli olarak bu hizmetleri yapan insanlarız. Bundan çok büyük zevk alıyoruz, çok büyük keyif alıyoruz. Efendim, diğer katılımcı arkadaşlarımla beraber bir paylaşım içerisinde zannediyorum izleyenlerin çok büyük zevk alacağı bir müzik ve gösteri olacak. Sizinle birlikte kimler size eşlik edecek? Evet, benimle birlikte bizim Ayasofya bülbülleri var. Hafız kardeşlerimiz var. Tarihi Türk Müziği topluluğu zaten ana omurgayı oluşturuyor. Ve bizim operacı çok sevilen Hakan kardeşimiz de var. Birlikte inşallah kendimize ait repertuarlarla hafızların o bülbül sesleriyle şenlendirdikleri kasidelerle, Niyaz İlahi'si eşliğinde semamızla, hepsini bana söyledik de sonra milletin sürprizini bozmayalım. Yani içerik çok zengin inşallah. Evet. Hakan Aysev bu işlere çok yatkın operacı olmasına rağmen, fevkalade yatkın bir arkadaşımızdır. Çok sevdiği konulardır. Onunla paylaşacağız inşallah. Yani çok güzel şeyler olacak inşallah. Evet. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri toplumun her kesim tarafından benimsenen bir şahsiyet. Evet. Ve 750. yıl olması da çok önemli. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Hazreti Mevlana sadece Müslüman toplum tarafından değil, dünyada çok paylaşılan, mesnevisi özellikle çok okunan, fikirleriyle insanları cezbeden, aşkıyla insanları mesteden, semasıyla insanları hayran eden, çok yönlü ve Allah velisidir, Allah dostudur. Ne mutlu ki böyle bir şahsiyetimiz bütün dünya tarafından kabul görmüş ve tilyakilik yapmış. Umarım ve dilerim ki Hazreti Mevlana'yı bir takım böyle kalın çizgilerle, işte gel demesiyle, semasıyla, aşkıyla gibi değil, onun özündeki can bu tenden gitmedikçe pervaneyim diyor. Kur'an'a diyor. Pervaneyim Kur'an'a ben diyor. Ayağının altındaki tozun zerresiyim. Kimin? Resulullah Efendimiz'in diyor. Hazreti Mevlana'yı bu tarafıyla algılamak ve onun kitap ve sünnet düsturu üzerinde şer-i şeriften zerre kadar sapmayan bir doktrin sahibi, iştihat sahibi bir İslam velisi olduğunu insanlar kavradıkları gün
Hazreti Mevlana'yı daha iyi anlamış olacaktı. Evet. Hazreti Mevlana'nın bugün sanatla da buluşan pek çok yanı var. Şebbi Aruz etkinlikleri de Türkiye'de ve dünyada bunun bir kısmı. Şebbi Aruz etkinlikleri özelinde Hazreti Mevlana ile sanat ilişkisine dair bir şeyler söylemek ister misiniz? Hazreti Mevlana ve onun yolu olan, yani İslam'ın yan yollarından bir yol olan Mevlevilik, musiki ve sema estetiği ve sözel birikim, Mesnevi, Divan-ı Kebir, Spehsalar, Ariflerin Menkıbeleri, Eflak-ı Dede'nin, yani bunun gibi çok daha büyük edebi bir birikim yapmış. Hem edebiyat, hem musiki, hem estetik, hem fikir yönünden. O yüzden sanatçılar tarafından da tabii ki paylaşılan bir konsept. Zaten sanat gerçeğe en yakın olan şeydir. Estetik insanı o estetiğin sahibine götürür. Resim insanı ressama götürür. Melodi insanı besteciye götürür ve götürmeli. Sadece o satırda kalır isek meseleyi kavramamış oluruz. O yüzden biraz gönlü uyanık, aklı başında sanatçıların hepsi kaligrafik olarak da, yani bir semazen resmi çizmek ve ona ait Hazreti Mevlana ile alakalı konularla alakalı bir takım figürlerle meşgul olmak, fikirler seddetmek, şiirler yazmak. Bunların hepsi sanata girer. Güzel sanatların bütün şubelerini kapsayan bir kanat açılmışlığı söz konusudur. Bunu unutmamak lazım. Tabii sanatkarlar hassas insanlar olmak itibariyle estetik boyutları Cenab-ı Hakk'ın musavvir esmasına, mübdi esmasına daha yakın olduklarından dolayı bu işin farkındalığından bir adım öndedirler. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki programa veya genel olarak Mevlana'ya dair eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şey varsa. Evet, Hazreti Mevlana adına hasedilmiş bir yılda, ki bizim için her yıl öyledir. Biz her yıl aynı titizlikle çalışıyoruz. Bu bizim için çok fazla bir önem kapsamıyor. Her zaman Hazreti Mevlana'nın hizmetiyle meşgulüz. Ama böyle bir gönüllerin ve fikirlerin, duyguların yoğunlaştığı, daha ziyade yoğunlaştığı bir dönemde bir grup sanatçının bu yoğunlaşmaya melodik olarak, görsel olarak hizmet etmesini sevgili seyircilerimizin değerlendireceğini düşünüyorum. Herkesi 20 Aralık'ta Bostancı Gösteri Merkezi'ne bekliyorum. Çok teşekkür ederim. Rica ederim.